Merhaba Emel. Merhaba Zeki, nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Bugün pazar, böyle pazar olduğu için mi yüzün gülüyor anlamadım ama sen hep neşelisin ya. Ben neşeliyim Allah'a çok şükür hani olabildiğimiz kadar. Ee, arkadaşım Selma var ya bizim ortak arkadaş. Bizim Selma. Bizim Selma ve kızı Doğa geldiler. Hmm. E, Doğa'yla da Selin tabi abla kardeş gibi aralarında iki yaş var. O yüzden acayip derecede mutluyuz. Sürpriz yaptılar. Süper. E, böyle şey o yüzden çok sevinçliyim. Çok güzel evet, oluyor evet. kalabalık. Yüzüne oluyor. de yansımış. Evet çok teşekkür ediyorum. Demek ki Selma'yı seviyorsun. Arkadan konuştuklarını çok. söylemeyeceğim burada. Yok hiç söylemiyorum. Zaten podcast'i dinliyor yalnız. <laughs> Söylesen de bir şey olmaz. Öyle mi? Tamam. <laughs> yalnız böyle Selma'yla küçük bir şey anlatabilir miyim hemen bunun başında hazır Aramızda kalacaksa işte. olur. <laughs> Aramızda kalacak. Hiç kimse dinlemeyecek. Artı bir milyon kişi evet. <laughs> Şimdi biz ne zaman Selmalara gitsek Bursa'ya? Ee, bize hep kendi büyük yatağını veriyor kızımla ikimiz yatalım diye rahat rahat ben hı hı. de hep diyorum ki ya işte, ol, işte koltukta da uyurum çek yatı var ıvır zıvır falan hep böyle kavga ediyoruz ama netekim hep sonuçta da yatağını kızın elinden alıyoruz tamam mı hı hı. onlar deyip buraya geldiklerinde arada bir de olsa kızıyla geldiğinde hep işte e, şey asla yatağımı veremiyorum tamam ve ben buna çok büyük rahatsızlık duyuyorum kabul etmiyor falan çünkü Selinle e, kızı o küçücük tek kişilik yatakta yatmayı çok seviyorlar tamam mı? Böyle birbirlerine sarılıp yatıyorlar abla kardeş gibi. Neyse uzun lafın kısası diyeyim ki bak dedim hiç kavga etmeyeceksin benimle böyle masada oturuyoruz hiç dedim kavga etmeyeceksin benimle. Ben dedim sana benim yatağı vermek istiyorum. Başladım yatağı pazarlamaya. Hmm. Hayır dedi hayatta olmaz falan. Diyorum ki bak diyorum yumuşacık yatınca vücudunun şeklini alıyor. işte kas diyor yorgan yaz. Hayır saçmalama istemiyorum ben senin rahatını bozamam. Hem zaten benim yattığım yer dar dedi tamam mı? Şöyle bir kaldım. O şunu demek istiyor aslında. Hani dar olması iyi bir şey. Kızımla ikimiz hani yan yana daha sıkı sıkı yatarız. He. Manasında söyledim. Ben de dedim ki saçmalama bizim yattığımız yer dar derken işte alttan çiviler çıkıyor. Çok rahatsız <laughs> Ne yapıyor? Ay bir koptuk tabii konu konuya işte espriler falan. saçmalam bizim yattığımız yer dar. Aslında iyi bir şey demeye çalışırken falan. <laughs> Öyle bir <laughs> Anımıza oluştu çok güldüm. Çivili yatakta yatırıyorum onları. Çivili yatakta. <laughs> Hindistan'dan sizin için getirdim. Tabii olarak. tabii. <laughs> Öyle bir şey oldu. E, o yüzden evet mutluyum. Sen de iyi görünüyorsun. Evet. Uşak iyi gelmiş herhalde. Evet dört gün uşaktaydım. Uşak iyi geldi. Bir halı firması. Hı -hı. Ee, böyle yerlere gidince insanın hakikaten morali yerine geliyor. Doğru. 800 kişi çalışıyor. O. Tamamını yurt dışına satıyorlar. Aa çok iyi. Her gün 20 tır halı çıkıyor fabrikadan Oo. falan böyle. Süper güzel bir yerdi. İnsanlar da çok nitelikli, işinin ehli. Hı hı. Ee, onlarla koçluk yaptık. Koçluk görüşmeleri de gayet iyiydi. Evet. Düne kadar iyiydim ama dün bir tehdit mesajı aldım ve şu an tırsmış vaziyetteyim. Aa söyle bacağına şey, şey yaparız, hallederiz. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Çivili yatağa kafalarını geçiririz. <laughs> Sakın diye başlayan bir WhatsApp mesajı ne e? oluyor dedim ya falan. Diyor ki sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Kendi adıma keyifle dinliyorum. Bana gerçekten katkı sağladığına inanıyorum. Her şeyden öte Emel Hanım'la beraber hep beraber sizi dinlerken arkadaş gibi oluyorsunuz. Böyle bırakırım yüzünü sen al yüzünü ben al falan gibi podcast'i bırakma şeyiniz varsa... Ha. Karışmam diye bir tehdit aldım. <laughs> Sevgili Nuray'dan. Nuray hem dostumuz hem iş arkadaşımız. <laughs> Merhaba Nuray sağ ol. Teşekkür ediyorum bana destek olun arkadaşlar. <laughs> Zeki'yi kıstıralım <laughs> tenhada. <laughs> Sonra da demiş ki hani iki varsınız. Sağ olsun. Ve varlığınızı bilmek bana çok iyi geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz hakikaten. Sağ olsun. Teşekkür keyifle ederim. keyifle devam. Sağlığımız el verdiği sürece ve sizler dinlediğiniz sürece devam edeceğiz. Bunu minicik bir paylaşmak istedim. Ha, çok iyi yaptın. Teşekkür ederim. Evet bugünkü konumuz ne olsun? Bugünkü konu ne olsun diye düşündüğümde böyle bir aklımdan aferin geçti. Aferin. M mi ne ile mi Hı. geçti? <laughs> ben de bazen <laughs> aferin mi aferin derken evet aferin Nide'nin nesiyle. Nide'nin nesiyle. Ee, sanıyorum Kökeni de e, Farsça bir kelime. E, Hı -hı. Bize Farsçadan çok kelime geçmiş hakikaten. Evet. İran'dan veya o bölgeden Farsça konuşanlardan da bolca mesaj da alıyoruz. Evet. E, bir sürü kelime Farsçadan e, geçmeymiş. Hani e, takdir, övgü, beğenme duyguları Hı -hı. belirtmek için söylenen bir Hı -hı. kelime hani. Tamam. Aferin çok iyi yapmışsın. Evet. Genellikle M gibi ben dil alışkanlığı ama aferinmiş. Evet ben de öyle bazen bir, bir neye kullanırım bir Manisa'nın M'sini kullanırım ama doğrusu N ile ise tamam o zaman ne, ne yapalım kullanırız o Ondan şekilde. Ondan sonra N ile. N ile evet. Ee, bunu evet. sana söylediğimde ne hissettin aferin kelimesini konuşalım diye ilk aklına gelen neydi? Sen aferin kelimesini konuşalım dediğinde benim ilk aklıma gelen şu aferin ilacı var ya eczanelerde satılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Benim aklıma hep o geliyor. Aferin. Ya bir derde ilaç bir bir şey e söyle bu ne ya? <laughs> Gerçekten ilk o gelir. Ben her aferin duyduğumda niyeyse o o o, o ilacı eskiden çok acayip kullanılırdı çünkü bizim zaman dönemimizde hani annelerimiz, babalarımızdan da çok duyadı ya. Öyle bir yer etmiş ama Aferin dediğinde ilk aklıma gelen şey takdir, takdir edilmek. Etmek değil bak edilmek geldi. Edilmek, evet. Etmek değil, evet. Bu özellikle koçluk yaptığım ve koçluk yaptığım danışanlardan duyduğum e, ifadeler, beklentiler vesaire ile ben de çok daha böyle bir bariz hale geldi. Ya da belki de algıda seçicilik bilmiyorum. Hı hı. Takdir görmeden sanıyorum ben dahil hı hı. büyüdüğümüz için ailede, çevrede, okulda belki hı hı. iş hayatında amirlerimiz ya da takım arkadaşlarımız tarafından açız diye düşünüyorum ya. E, açız takdir edilmek gerçekten çok e, en önemli şeylerden bir tanesi insanların varlıkları için. Çünkü takdir edildiğin zaman veya bir aferin kazandığın zaman insan kendisine bir bir kere bir hemen anında böyle bir botoks dozu gibi hemen anında iyi geliyor insana bir kere bir. Botoks iyi bir şey mi? Botoks yani iyi bir şey herhalde <laughs> bilmiyorum ben hiç yaptırmadım. Şey, <laughs> nere ne yaptırdığına bağlı. Nere yaptırdın? <laughs> Kulaklarına yaptırırsan iyi duyarsın. Bilmiyorum yani botoks aslında baktığın zaman oradaki belli bölgedeki kasları bildiğin felç yapıyor çünkü küçücük Öyle olsa bir zehir falan filan neyse ee, bir onun için çok iyi bir bir kere bir özgüvenin toparlanıyor ee, kendinin sevildiğini hissediyorsun baş hmm. karşı taraftan e, takdir gördüğün zaman bir de sanki böyle biraz da böyle aidiyetlik duygusunu tetikliyor yani bir kabul edilme daha doğrusu aidiyetlik değil de hani o Hepimizde vardır ya o açlık mesela okula gittiğimiz zaman isteriz ki yeni bir okula gittiğimiz zaman grupların içerisinde biz de katılalım. Çünkü bu insanın ihtiyacı olan bir şey. Bir iş yerine gittiğin zaman hep böyle küçük küçük gruplar vardır ya herkes birbirle takılır. Falan. Evet. İstersin ki bir yere ait olmak istersin. Bu sanki böyle bir hani bir aitlik duygusunu da tetikliyor gibi böyle kendini iyi hissettiriyor diye düşünüyorum ben. Bir pedagogun programıydı ya radyoda ya belki bir podcast hatırlamıyorum. Ona gelen mektupları, soruları cevaplıyordu. İşte özellikle çocuklara e, tabi abartmadan ve çocuğu hı hı. da şımartıp da dünyanın merkezi gibi zannetmesine Tabii. sebep olmadan dozunda hani <laughs> hep deriz ya zehri öldürmez dozu öldürür. Dozu öldürür doğru. Dozunu artırırsan orada saçmalayabiliyor. Yani çocuğa zarar vermiş oluyorsun aslında bakarsan. Orada pedagog işte çocuklarınızı e, bu anlamda iyi hissettirin, takdir edin vesaire diye. Kadın da uygulamaya başlamış. Hani evlerde misafir odası vardır ve Evden eve değişir de bazı evlerde hiç girilmez oraya falan misafir gelince açılır. Ha, ha. Evinde en büyük en büyük yeridir. Salon, salon. Salon. Ha, -hı. şey özür salon. Ha, hı. Bu şeyden etkilenince pedagogun söylediğinden çocuğuna demiş ki hadi gel istersen salonda oyna. Ha, hı. Ona böyle bir şey yaptım diyor oyuncaklarını oraya getirdim falan. Çocuk salonda oynamaya başlayınca anne ben salonda oynayacak kadar değerli miyim demiş. Ya. Kadın ha. oturmuş ağlamış. Evet. Hani ben nasıl yetiştiriyorum çocuğu evet. ya farkına evet. varmadan diye evet. e, değerli hissettirmek bu yüzden de önemli ve aferin de bunun e, ilaç madem ilaç dedin metafor <laughs> kullandın <laughs> bunun bir ilacı belki de aferin ya. Evet evet işte çünkü hani dedim ya e, sevilmek ya değer görmek çünkü bir insan bir şeye değer verirse ancak onu sevebilir ya da sevdiği bir şeye değer gösterir tam tersi de olabilir. Evet. Ee, şöyle evet. de bir şey var ben onu e, birkaç yerde birkaç kez yaşadım. Mesela genelde çocuklara aferin deniyor. Biraz yaş hmm. büyüdükten sonra insanlar alınganlaşıyorlar mesela. Benim bir tane öğrencim vardı yaşı 30 küsürlü yaşlardı. E, sıfırdan hmm. başlamış hiçbir şey bilmiyor. De ders yapıyoruz. Mesela bir cümle söylüyorum söylediği zaman aferin diyordum hani. Hocam aferin mi ben çocuk muyum? Böyle birkaç kere böyle söyleyince ben mesela o aferini bravo'ya çevirdim. Çok rahat ilerledik ondan sonra. <laughs> bir de böyle yapanlar da var ya yani sanki böyle hani, aferin sadece çocuklara söylenirmiş gibi algılanıyor. Öyle bir algı var. Dikkat ettim şöyle gözlemleyince hakikaten de öyle. Hani ben 50 yaşındayım ama babam bana aferin dese o alınmam çünkü ben onun çocuğuyum. Ama belki başka birisi aferin dediğinde belki ben de alınganlık gösterebilirim. Olabilir hani çocuk muyum ben falan Doğru. diye. İki yetişkinin birbirine evet. aferin dediği hani de. veya e, takdir ederim tebrik ederim gibi Çok söylense, iyi. Evet, çok iyi. Evet. Hı -hı. gibi. Neyse o kelime hani daha çok ağız alışkanlığımız neyse ya da karşı tarafta hangi kelime daha olumlu etki bırakacaksa hı -hı. onu söylemek belki de. Evet. Ee, yıllar önce Acun'un bir programı vardı. Kutu kutu. Var mısın o yok var... musun? Heh. var mısın yok musun? Hı hı. Orada hı -hı. Birisi finale kaldı, evet. yani finale kaldı derken işte çıktığı şeye hani o açtırıyor falan. Son iki kutu kaldı. Evet. Bir tanesi 500 bin lira, diğeri de 10 bin lira diyelim. Aha. Kendi seçtiği kutuda da 10 bin olabilir, Aha. 500 bin de olabilir. Bu arada da Hamdi Hamdi abi miydi? Var Neydi? var Hamdi telefonla Bey arıyordu işte kutuyu açtırmazsan <laughs> 200 vereyim git falan gibi şeyler söyledi. Evet <laughs> tam da öyle rakamı hatırlamıyorum ama aşağı yukarı yarı ya da yarıdan az diyelim ki 200 bin lira vereyim dedi. <laughs> Gariban da bir çocuk böyle hani belli ki ihtiyacı var. O program sırasında da Acun konuşturur ya özel hayatlarından da bahsediyorlar evet, vesaire. Evet. Herkes al diyor yani 200 bin lira kaç yıl öncesinin parası. E, çocuk dedi ki hani bir de şey olur ya hissediyorum bunda 500 bin lira var. Ne o his nasıl <laughs> bir histir? <laughs> X-ray gözlüklerimle baktım içini gördüm falan mı yani? Umut oldu, umut nasıl? o hissettiren şey umut belki yüksek. Evet, büyük çıkar. ihtimal evet. büyük ihtimal hissediyorum ve 500 bin var. Çocuk dedi ki ben bunu açacağım içinden 500 bin lira çıkacak ve ben ailemin kahramanı olacağım. Ay. Cümle tam böyleydi. O kadar çok düşündüm ki bunun üzerine. Hı hı. Ben de bir garip miyim niye düşünüyorum başkasının cümlesini ama böyle anlamadım. Ama bu çok şimdi? güzel bir şey. Demek ki bir şeyler çaktırıyor senin kafada. Yani bir çaktırmış fark... işte. Çaktır. <gülüyor> <gülüyor> bir farkındalık oluyor. Bazen evet bir duyduğumuz bir cümleyle hayatımız bile değişebiliyor. Bakış açımız değişebiliyor. E sen de öğrenen zihniyet olduğun için değil mi? yargılayan. Ya ama çaktın, öyle. öyle çaktın, geçtin çaktın, hemen geçtim ya. ya. Bana aferin dermişsin. Aferin hemen <laughs> çok iyi çakıyorsun. <laughs> Hepsini aferin almak için yapıyorum bunları senden. Tamam tamam eğil bir başını okşayayım önce şöyle bir. <laughs> yan yan olsaydık kesin okşardım uzatmıştım bile başımı kesin. ben şimdi böyle evet, küçük evet. köpek yavrusu gibi. Evet. <laughs> o yüzden gerçekleri söylüyorum işte o yüzden öğrenen zihniyet olduğun için meraklı olduğun için ya acaba hakikaten bu ne demek yani düşünmeyi de seviyoruz biraz. O sebepten evet, dolayı. Evet bu ne demek? Ş şöyle hayal ettim. Şimdi gerçekten de 500 bin lira çıktı. Çok sevindi. Herkes sevindi oradakiler. hani. Yalan söyledim bir şey falan. <laughs> Parayı alıp kaçırdım. Ailemin, ailemin belalısı olacağım. <laughs> Şimdi kendimce şöyle bir senaryo oluşturdum. Parayı nasıl değerlendirdiğini bilmiyorum. Bazen olur ya hikayenin devamı şöyle gelişti falan ama bilmiyorum. Ama... Şimdi 500 bin o böyle hani eller üzerinde olur ya omuzların üzerinde taşınır bir başarı gol atan ya da Aha. ne bileyim kupa, kupa kazananlar vesaire. Ailesi elbette ki coşkuyla karşılamıştır. Şimdi o da bu parayı onlarla karşı daha mutlu ve ailenin kahramanı duygusunu daha fazla hissetmek için de bu parayı büyük ihtimal saçmıştır. Büyük ihtimal. Kendisine de bir şey kalmamıştır. Evet. Bu sanırım benim çıkarımım yanlış da olabilir hakikaten. E, bu takdir görme, aferin alma, bravoyu duyma, duygusunu e, açlığını gidermenin yolunu yöntemini arıyoruz sanki sürekli. Hı hı. Ne dersin? Ee, evet, bu güzel bir yöntem. Şimdi ben yine beyinden bahsedeceğim. Biliyorsun bizim. Hormon... Eyvah, gene mi ya, ya? Ya, ama. Aman. ben acaba lafı dolaştırayım diyorum beyine gelmesin diye <laughs> Yine, beyin göçüne geliyoruz <laughs> bütün yollar beyine çıkar beyine çıkar tamam ee, peki dopamin hormonu salgılatıyor bize Bu bunu da ne zaman salgılıyoruz biliyor musun böyle bir heyecan duyduğumuzda ve sonunda yaptığımız şeyin böyle bir ödül aldığımız zaman hmm. dopamin salgılıyor hmm. bu da kendimizi iyi hissettiriyor e, ...detaya girmeyeceğim. Dolayısıyla o aferin kelimesi... Oh çok şükür. ...dediğin gibi <laughs> bir detay. Ve bu dopamin salgılandığı zaman hakikaten mutlu olduğumuz için... ...ona ihtiyacımız var. Her insan, mesela anneden veya babadan takdir görmeden büyüyen çocuklar... ...hep bunun açlığı içerisinde oldukları için... ...ve bu duygunun çok önemli olduğu için hayatları boyunca aşırı empati bölümünde de bahsetmiştik bundan. Başkalarından takdir almak için takla atıyorlar ki karşı taraf çırpınıyorlar. Mutlu edelim ve takdir alalım diye. Çırpınıyor. Evet. O yüzden Doğru. o kadar önemli bir şey ki bu takdir edilmek. Biz o bende de var. Ben hala. Biz bende de var. Tabi ben bak 50 yaş 51 oldum bu sene. Ee, hala bir takdir alayım diye babamdan uğraşıyorum. Ve aldığım zaman da hani çoğu zaman alamıyorum. O ayrı bir şey. Konu. <laughs> Olsun. Ya, yürü git. <laughs> 50 yaşına geldin hala mı? Bunu mu yaptın falan. falan. Ee, yok <laughs> ama öyle çünkü neden? Babam çok uzaktaydı hep bizden. Hani bir arada olduğumuz Hı -hı. zamanlar o kadar şeydi ki bir çocuğun hayatında baba figürü, anne figürü çok önemli. Yani ikisinde bir. Onun eksikliğinden dolayı belki de böyle bir ihtiyacım karşılanıyor. Çünkü hani takdir edecek fazla insan yoktu etrafımda. Rahmetli anneciğim de hep kendi çabaları kendi gayretleri. tek başına iki çocuk büyütüyorsun. Tamam yurt dışında kalıyorsun falan ama çok ayrı kaldılar. Bütün sorumluluk onun üstüne. Dolayısıyla hani annemin bizimle ilgilenecek bir takdir edeyim çocuğum. Bir de öyle bir bilinç yoktu eski nesilde. Hani annelerimizin neslinden bahsediyorum. Doğru. Dolayısıyla dar. benim açlığım var mı? Buradan geliyor. Ee, ve çok önemli. Ben bunu işte Selin'in eksiklerini, Selin'e bunun eksikliğini hissettirmemek için sürekli söylüyorum. sürekli derken boş durup dururken değil. İşte aferinim o da şimdi hmm. aferin kelimesine gıcık kapıyor. İşte bravo diyorum. Tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum. İlla aferin demeye gerek yok aslında ama hani ilaç gibi dediğin gibi. Yani bir şey olabilir. Başka bir yerine kelime cümle bile söyleyebilirsin. Evet açız Doğru. açız. Salgılamaya ihtiyacımız var bu tarz hormonları ki kendimizi daha iyi hissedelim. Beynimiz evet. daha çabuk gelişsin. Daha çok gelişsin daha doğrusu. Hani çağrışım, çağrışım, açıyor. <laughs> çağrışım ça şey, çağrışımı açıyor. Çağrışım şeyi çağrışımı çağrıştırıyor. Hı. Neyse saçmaladım. İşte öyle bir şey. Sen <laughs> söylerken şu aklıma geldi. <laughs> bir e, tanıdıklarımızın evine gitmiştim. Küçük bir oğlu var. İlkokula bile gitmiyor ya da bir. E, bana bir şey anlattı. Hani belki kötü bir durum ama şöyle. Klozete bir şey düşmüş. E, o da e, ya tıkayacak bir şey ya kıymetli bir şey. Tam hatırlamıyorum şu anda. O da onu oradan çıkartmış. Hı hı. Dedi ki şey klozete bir şey düşmüştü dedi. E, onu da oradan çıkarttım dedi. Aferin ya dedim. Bak yoksa hani şeye gider ve tıkar da her tarafı. Çok iyi yapmışsın dedim. Anneni de haberdar ettin mi bundan dedim. Annem teşekkür etmez ki böyle şeyleri dedi. ya Küçücük çocuk ya bak. Ya tamam mı? Olsun sen yine söyle dedim şimdi. Aha. Koşarak içeri girdi e, mutfakta annesi. Anne dedi böyle böyle şey düşmüştü ben onu çıkarttım dedi yoksa tıkayacaktı falan. Ne ellerini yıkadın mı o pis şey elini mi soktun bilmem ne falan. Evet. Azarladı çocuğu tamam. Geldi böyle gene teşekkür etmedi dedi. Ay canım. Şimdi yani tamam hani elini sokmuş falan ama o çok iyi yapmışsın yıkamışsındır umarım elini de. <laughs> Aha. O da yıkamamışsa hadi gel birlikte yıkalım bak süpersin bak harika. Böyle durumda bana haber ver de evet. hani birlikte şey yaparız daha böyle alırız. Bir şey de yani. Evet. Ne iğrençsin, pissin, elini yıkadın mı falan evet. falan. Evet. Ne oldu? Çöp oldu. Tabii. Çöp oldu. İşte çocuk o boşluğu hiç kapanmayacak. Çünkü ilk gördüğümüz e, rol modellerimiz, annelerimiz ve babalarımız, bize en yakınlar. O boşluğu şimdi doldurmak için çünkü o bir boşluk. Çünkü takdir edilmek var bunun içerisinde hani beğenilmek, değer değer verilmesi, özgüvenin yükselmesi. O komple orası bomboş kaldı. Bu çocuk orayı doldurmak için belki ileride çok saçma şeyler yapacak. Sırf takdir alabilmek evet. için. Hani evet. çok kötü yollara da düşebilir. İşte sırf nasıl söyleyeyim belki çok e uç bir örnek olacak ama belki gidip birisine kötü bir şey yapacak sırf takdir almak için. Veya beğeni almak için öbür karşı taraftan. İşte gitti buna zarar ver dedi adam. Evet belki de. Hı hı. Güçlü hissetti belki evet. de sanki. yani evet. Bazen hapishaneye giren insanlar hı hı. bile oraya böyle kahraman gibi giriyor. Hı hı, hı. Kahraman hı hı. gibi giriyor. Hı hı, hı. Ben de geyik bul tabi. Hemen bir tane de kötü örnekten vereyim. Tamam ver. <laughs> o yüzden de bunu konuşalım diye böyle bir hep zihnim meşgul oldu. Hı hı. Hani uş, uşakta kaldım demiştim ya. Beni havaalanına bırakan arkadaş İbrahim adı da buradan teşekkür ediyorum gayet e, güzel bir şekilde aldı tekrar geri götürdü. Yolda anlatmıştı biraz böyle bir kripto paralar, bahis <laughs> e, vesaire hani hafif kolay para kazanma. Hatta işte bir şey bedavaysa aslında <laughs> ücreti sensindir falan gibi böyle bir şeyler vardı evet. de, e, ifadeler. E, bedava peynir fare kapanında durur. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yemeye çalışırken hayatını ödersin vesaire. Galiba tamı mı ya da bir kanalda e, günde 4 video izleme hakkım varmış. Dört 4 video izlersen 5'er liradan 20 lira kazanıyormuşsun. Bak sen. Ama eğer o şeye bin lira gönderirsen of. seni bir üst seviyeye çıkarıyormuş. Dolayısıyla da diyelim günde belki 8 video izleme ya da tanesi 5 lira değil de 10 liradan para kazanıyor musun? Para tuzağı. Bir üst seviye şu. Bunun en üst seviyesi de 15 bin lira gönderirsen oraya. E? Artık işte süper düper bir seviye oluyor musun? Ve günde de şu kadar kazanabiliyor musun? Arkadaşı kredi çekmiş 15 bin lira. Vay. No, bir tane işçi. Hani normal evini zor geçindiren. Oraya göndermiş. Oradan videolar izlemeye başlamış falan. İlk önce biraz cüzi bir para gelmiş. Sonra ne para var ne 15 bin lira var. Ya. Buhar. Ya al işte şimdi. Krediyi ödemek için zorlanmışlar. Eşi evini terk etmiş. Ooo. Falan falan falan. Şimdi bir başka arkadaşı bahis sitesinden sözde bir tüyo. 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 Tüyo, tüyo herhalde. Tüyo. Evet. Tüyo. tüyo. Hı -hı tüyo almış falanca maçta şöyle olacakmış Sana kadar nazı geldi o Tüyo? Hı hı. O da kredi kartından işte nakit e, avans çekimi çekmiş hı hı. oraya parayı yatırmış hı hı. tüyo da uçmuş ya. Bir ki de uçmuş şimdi ne yapacağım diye düşünüyor. Evet. Hani bunun arka planında ben eve kahraman olarak gelmek karısına karşı. Hı hı babasına karşı, evet. çocuklarına karşı, evet. ne bileyim. Ey, hadi dışarıda yemek yiyoruz. Bu yıl tatilimizi beş yıldızlı yerde yapıyoruz. Evet. Ben falan evet. gibi hissettim. Çok üzücü bir durum. Evet, gerçekten Hayır, üzücü. Ps psikolog değilim, ahkam kesmek istemem. Hı -hı. Ama arka planında acaba bu takdir görmeme, aferin almama var mıyı düşüne düşüne geldim bugüne işte. Evet, yatabilir dediğin gibi hani onu böyle bir şeye iten koşullar neler? Ha, büyük ihtimalle bir eksiklik var, bir, bir istek var, bir açlık var. Ee, i̇şte bu hani hormon demiştim ödül. Mesela hani ne diyoruz hep bir işe odaklanalım, derinlemesine çalışalım. Sonradan da hani kendimize işte bir kahveyle ödüllendirelim. Mesela al orada da salgıladığın şey dopamin. Dopamine ihtiyacı var vücudumuzun. Onun salgı, onun bağımlıları var dopamin bağımlıları var. Evet. İşte doğru. onlar da uç şeyler yapıyorlar. Çünkü bir süre sonra o dopamin salgısı e, azalıyor veya ona alışkanlık bağışıklığı yetmiyor. Yetmiyor. Daha çok salgılasın, daha çok salgılasın diye. Yani ben de bir nörolog veya işte nörobilimci değilim ama yani e, hani benim okuduğum şeyler bu benim de mantığıma çok doğru yattığı için ama sen o çocuğun e, onu doyurursan, takdir edersen, daha ta küçük yaştan beri o boşluğu kapatırsan, ona ödülünü verirsen çok daha düzgün bir hayatı olacağını düşünüyorum ben kişilerin. Daha az ihtiyaç duyacak daha böyle şeylere. Daha az e, kendini kötü duruma düşürecek veya daha az eksik, tehlike. Daha az eksik hissedecek. Evet, evet. E, öz güveni yüksek olacak kişiler yaratmış oluruz. Evet. Yetiştirmiş, yaratmış demedik, istemedim, pardon. Yetiştirmiş oluruz. Bunu, hadi çocuklukta almadık. İkili ilişkilerde karı kocanın birbirlerine, Tabii. iki sevgilinin birbirlerine, Tabii. arkadaşların e, birbirlerine, kardeşlerin birbirlerine, arkadaşların birbirlerine, e, sınıftaki işte öğrencilerin birbirlerine, Hı -hı. iş hayatındaki takım arkadaşları, as üst ilişkisi, evet. amir memur, neyse birbirlerine yapalım bunu ya. Evet, evet. Yani vah, hakikaten hani, ne denir dudağımız mı açılır? Doğru. Ne kaybederiz? Bir kat görevlisi ya da çay getiren kişi getirdiğinde eline sağlık, çok güzel olmuş desek ne olur? Hı hı. Ortalığı temizleyene kolay gelsin. Evet. Harika olmuş buralar desen ne olur? İşte bir rapor getirdiğinde çalışanın e, evet bir iki eksik var ama bütünüyle çok güzel olmuş, eline sağlık. Bir de şunlara bakalım evet. desen ne olur? Bravo. Bravo evet bak sana bravo dedim aferin demedim. Valla bunu, bunu demek için 20 cümle kurdum aldığım bir tane kuru, kuru bravo. Ben de böyle dinliyorum ciddi ciddi. Şey dedin ya hani dudağımız mı aşınır diye aslında orada ego devreye giriyor egomuz aşınıyor. Biz Sanırım. Çünkü hani küçük, Sanırım. Herkesin bir egosu var hani var yok değil şimdi ama nasıl kullandığına ve nasıl yönettiğine bağlı. Dolayısıyla egon çok yüksek ve tavan değilse ve onu nasıl ve nerede kullanman gerektiğini biliyorsan söylemekte fayda var. Hepimiz insanız, hepimiz birbirimiz için yaratıldık. Geçenlerde şöyle bir söz duydum ve o kadar fark ettim ki aslında benim yapmaya çalıştığım ya yaptığımı zannettiğim şey adam şöyle diyordu. Öyle bir hayat yaşayın ki etrafınızdakilere mutluluk verin ki belki söylemişimdir öldüğünüzde sizi özlesinler. Hmm. E, bu beni çok etkiledi. Hani birisi öldüğünde ya, arkasından ya, ya çok nasıl anıldığı nasıl anıldığı hep bunu konuşuyoruz ya o o kadar çok önemli ki işte sen karşı tarafa bu şekilde davranırsan egonu kontrol edip takdirini de edip teşekkürünü de edip e, gösterirsen eğer hem sen kendin mutlu olursun hem de karşı tarafı mutlu olsun. Karşı tarafta debelenmez. ha biri takdir alacağım diye uğraşmaz. O yüzden bulaşıcı bu. Evet. Güzel bir bulaşıcı. Evet. E, ve her şey öğrenilebilen bir şey ya. Doğru. Ben de eskiden takdir etmezdim. Ya. E, kendimdeki tabii ki. Çocuklarını mı yoksa etrafındakileri mi yani ne zaman takdir etmezdin? Ben Nemrut'un tekiydim ya. Hayatta inanmam, şaka yapıyorsun değil mi? Nemrut'un kızı. Niye sen benim amirimken takdir ettiğini ben senin hatırlıyorum çok. Ee, tabii ki daha daha öncesine gitmemiz lazım hani. Ha, bebekken diyorsun. Zeki <laughs> <laughs> o zaman konuşamıyor musundur muhtemelen o yüzden edemiyor Ha tamam. <laughs> Alfa Bey <'yi söktüğünden> itibaren. <laughs> Belki üniversite yıl, üniversite sona ya da iş hayatına başladıktan sonra hı hı. hatta belki de ya, avukatlık sonrası insan kaynaklarına başladığımdan sonra bunun etkisini daha görmeye başladım. Hı hı. Aldığım eğitimler büyük ihtimal. Evet. Rol modeller gözlediğim insanlar vesaire. E, şimdi o kadar doğal yapıyorum ki bunu. Evet. Tabii böyle suni yapmacık da değil. Artık insana hani yerleşiyor o hı hı. kavram. Daha içten yapıyorsun ve bunun gerçekten çok faydasını gördüm. Bir şey söyleyeyim zaten suni yapıyorsan ve içinden gelmeyerek bir şey yapıyorsan hiç yapma arkadaşım onu, hiç. Tabii tabii. Hiç. Karşı taraf da anlıyor zaten. Tabii anlıyor. Karşı tarafı ve kendini enayi yerine koymuş oluyorsun. Hiç gerek yok. İçinden gelmiyorsa Hı -hı. sahte e, hani Hı -hı. hani bazı şeyler belki yapılabilir ama hani bu tarz böyle takdir falan böyle yalandan e, bilemedim. Yok. Bilemedim. Bana ters. Evet güzel bir konu çok teşekkür ediyorum bu konuyla geldiğin için. Bravo yine iyi bir konu getirdin masaya aferin sana. <laughs> Bravo sen de bir sürü güzel örnekler ortaya koydun ve beni de ara ara her 5 dakikada bir takdir ettin aferin dedin. Şu an ayaklarım havada. <laughs> mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum yaşasın. <laughs> tamam o zaman amacımıza eriştik. <laughs> amacımıza eriştik. Evet. Hani günlük e, ya da not tutmak falan belki de bir sayfada bunu ayıralım. <laughs> bugün kimi takdir ettim? Evet. Ya da yattığımızda evet. bugün kaç kişiyi takdir ettim? Evet. Bugün kaç kişiyi takdir ettim? Kaç kişi beni takdir etti? Dip toplam artı evet. <laughs> Olsun. Etmeseler de biz etmeye devam. Evet. Biz etmeye evet. devam. Evet. evet. Sanırım bu örneği vermiştim ama e, bunun hani devamında olduğu için faydalı olabilir. Bir eğitim sırasında böyle ustabaşı formen düzeyinde bir eğitimdi. Dedim ki e, mavi yaka çalışanlarınızı takdir ediyor musunuz? Hı -hı. Bir formen dedi ki bizi kimse takdir etmiyor ki biz niye edeceğiz Tabii. demişti. Ya. Ben de ona demiştim ki ya farz et ki bir baba çocuğunu dövüyor. Hı -hı. Dayak yiyerek büyümüş bir çocuk. Büyüyor baba oluyor. Çocuğunu deviyor, o büyüyor, baba oluyor. E bir yerde durmak gerekmez mi dedim? Ha, çok <gülüyor> <iyi> <gülüyor> Bu zincir nereye kadar? Evet, kaldı o da böyle. Hı hı. Sen takdirle bir başla. Evet Eminim seni de takdir ederler, onu da takdir ederler belki falan diye. Evet. Biz başlayalım. Evet, biz başlayalım. Biz başlayalım. Dediğin gibi iyilik, sevgi, bunların hepsi bulaşıcı. Kötülük de bulaşıcı. Evet. O yüzden hani evet. iyi şeyler bulaştırmak istiyorsak iyi şeyler yapmak gerekiyor. Bunun da en başında belki takdirle başlamakta fayda var. Ölünce de bizi iyi ansınlar. İyi ansınlar evet. İnşallah. Bakalım. Evet. Var mı sende? E, benim başka söyleyeceğim yok bu konuda. Var mı başka is eklemek istediğin bir şey? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Her şeyi söyledin. Gayet şey. güzeldi yani. Neyse. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Bizim. Emel. Canım sen de iyi ki varsın gerçekten. Ee, ay canım dedim. <laughs> Diyebilir miyim canım diye? Tamam de takdir <laughs> ederim de abartmayalım olayı. <laughs> Refika A da dinliyor bunları. Ağız, ağız alışkanlığı ya ağız alışkanlığı. <laughs> e, ben bir yer o kadar kaptırmıştım ki kendimi mesela hani çay getiren işte kat görevlerine falan şirketi sağ ol canım falan diyordum hani. E, sonra bir arkadaşım beni uyardı. Emel ben dedi yani canım kelimesi hani o olmuyor falan dedi. Hani kötü mananda az ağzım alıştığı için özür diliyorum eğer değil, şey yaptıysan. Rahatsız olduysan. Hiç hiç hiç, ha, hiç ben. Tamam. Sadece, sadece e seni seni germek için söyledim. Ha, dikkat et, ben de gerilemek adına deminden beri takla atıyorum, bir sürü bir şey söyledim, <laughs> bir sürü cümle kurdum. Evet. Var mı sende? E, ben de hiç e, Instagram yok. E, şey, hani hikayelerinde paylaşıyorlar. Tabii. Gelen e, genel e, genel mesajlar vardı. Evet. Onları ben de okudum. Hı -hı. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Sağ olsunlar, e, sağ teşekkür ediyoruz hepsine. E, birkaç e-posta var. Öncesinden hep ihmal ettiğimiz, Hı -hı. fırsat bulamadığımız. Mesela bunlardan bir tanesi Demet Korur. Merhaba Demet. Demiş ki sizleri 2-3 ay önce keşfettim. İyi ki de yollarımız kesişti diyorum demiş. İK Departmanı'nda çalışıyormuş. Kaliteli bir yaşam bölümünü dinlemiş. Ee, ve Marmaray'da dinliyorum demiş. Hı. Bak denizin altında bile dinleniyorum. Vay, Boğazın vay, altından geçerken Marmaray'da biz, bizi dinliyor sevgili Demet. Ee, sizlerin sesleri beni hem sakinleştiriyor, hem de daha yapacağım çok şey var hissini veriyor. Ya ne güzel değil çok mi? Çok güzel. Var var daha çok yapacağın şey var demedi. Daha çok Marmara'nın altından geçeceksin. <laughs> <laughs> şey, Allah. Boğazın altından geçeceksin. Evet Allah sağlık uzun ömür versin de. Uzun ömürler versin. Ee, hem de içten işe hedeflerim ile ilgili beni cesaretlendiriyor demiş bu dinlediklerim. Üç buçuk yaşında bir oğlum var, İK'cıyım. Ee, daha kaliteli yaşam için aslında daha sakin bir şehirde yaşamak istiyorum. Onun için de İstanbul'da şimdilik herhalde bu birikimi yapıyor. <laughs> İleride belki de çok farklı bir yerden size mesaj atabilirim demiş. Hadi bakalım. Keşkelerin az, iyikilerin çok olduğu bir yaşam demektir, dedi. De demişim ben, büyük bir laf etmişim. Vay, Nasıl vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş hakikaten. <laughs> <laughs> evet, kaliteli bir yaşam budur falan demişim. Kısacası diye organik beyinlere başlamışım. İyi ki varsınız diye de bize sevgiler diye mesaj göndermiş. Sağ olsun. Bir başkası Mehmet Korkmaz. Merhaba Mehmet. Podcast yayınlarımız için teşekkür ediyor. E, çalışanlarda tanrı kompleksi diye bir konu düşündüm diyor. Bir tane de bir metin göndermiş. Bir e, yine bir İK profesörünün yazdığı bir yazı. Onu da beraber bir okuruz. Ben de sana yönlendiririm onu. Sonrasında konu listemize ekleriz. Onu da. Tamam. Nacizane tavsiyem demiş. Sağolsun. Teşekkür ediyoruz. Youtube'da bir mesaj vardı. Evet. Dilara Yaltrak. Merhaba Dilara. Demiş ki ee, hani kalabalık katılım anlamında bir konuyu konuşmuştuk. Kalabalık katılımı örnek e, güzel Anadolu'muzun imece geleneği olabilir mi demiş. Hı. Kesinlikle olur zaten. Olur. İmece hani el birliğiyle Hı -hı. toplanıp o bölgedeki insanların bir şeyi hatta beden gücüyle falan diyelim. Hı -hı. Yardımlaşma. Ya çeşme yapılacak evet. yardımlaşma evet el birliğiyle yapıyorlar. Selim Urunca. Merhaba Selim. 195. bölümü izleyerek sohbete dahil olmuş. Geç kalmışsın Selim. Neredesin? Oho. Ama diyor bulduğum bütün zamanlarda pasif zamanlarda dinlemeye çalışıyorum farklı bölümleri diyor. Bana da bir e-posta atmıştı. işe e-postama. Ona da cevap yazdım ya da yazacağım. Kontrol ederim. Hı hı. Diyor ki farkında olmak kavramı ve öz, em, öz empati. Bunun e, bu iki kavramın insan ilişkisine doğrudan nüfuz etmesi izlediğim bölümden sonra merakımı artırdı diyor. Umarım bu konuya da zaman ayırırsın diye. Tamam. Ara ara aslında bunları da konuşuyoruz. Evet. Hani kendi farkındalığımız olmak ama bunu da yine notlarımız arasında alırız. Tamam. Bunlar bendekiler. Tamam. Teşekkür ediyoruz hepsine tek tek. Senin de ağzına sağlık okuduğun için. Teşekkürler. Ee, o zaman ne diyoruz? Diyoruz ki bizleri e, takip etmeye devam edin. Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Hikayelerinizde bu aralar bol bol paylaşıyorsunuz. Devam. Çok teşekkür ediyoruz. E, mesaj atmak isterseniz de ve takip etmek isterseniz de Instagram at Organik Beyinler Podcast e posta atmak isterseniz Organik Beyinler at gmail.com Bir de kendi web sayfamız OrganikBeyinler.net Diğer podcast yayınlayan bütün platformlarda da varız. Lütfen ama lütfen çevremizi takdir etmeyi, teşekkür etmeyi, aferin, bravo, iyi ki neyse o kelimeler, evet. bol bol kullanmayı da ihmal etmeyin. Evet. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın.